11 Mart 1936 tarihinde başlayan Alman İç Savaşı 12 Ocak 1937 tarihinde sona erdi. Alman halkı Hitler'in ne mal olduğunu anladı. Bu halkını bombalayan adamı desteklemediler ve ordumuzun başındaki Augustus von Mackensen'e yardım etmekte kararlı oldular. Ve halkımızın bu kararlılığı ve ordumuzun gücü sayesinde artık 12 Ocak tarihine geldiğimizde Alman İç Savaşı sona erdi ve artık Wilhelm, 2. Wilhelm'i Hollanda'dan ülkemize çağırmaya hazırlanıyoruz bakalım. Hoş geldiniz arkadaşlar, ben Eren Ceylan. Bugün Alman İmparatorluğu serimizin ikinci bölümüyle sizlerin karşısındayım. Bugün bu bölümde gelişmeler yaşamaya çalışacağız. Burada ajanlık faaliyetlerimizi, istihbarat teşkilatımızı güçlendireceğiz. 2. Wilhelm'i artık çağıracağız. Buradaki bunu bitirebiliriz aslında ya. Direkt olarak Wilhelm'i çağırmaya gidelim abi. Buna sonra gideriz. Kolay bir şekilde iç savaşı kazandık kısa bir sürede ve kendi şehirlerimizi oldukça bombalamamaya çalışarak bunu yapmaya çalıştık ve zor oldu ama aldık. Aldık sonunda. Gerçi yani zor olmadı abi. Rahat rahat kolay kolay Hitler'in ordusunu dele dele yardık, geçtik, aldık abi. Şimdi ise hazırlanacağız. Daha büyük savaşlar hazırlanacağız. Bu bizim için bir provaydı. Şimdi ise gerçek savaş başlayacak. İlk önce hedefimiz dediğim gibi Hollanda'dan Kaiser'imizi çağırma. Hollanda ile biraz aramızı iyi tutalım. Çünkü Kaiser'imizi vermeme ihtimalleri var. Bu ihtimaller olmasın diye Hollanda ile biraz aramı geliştirmek istiyorum o zamana kadar. Tamamı ile şu anda gördüğünüz gibi ajanlık faaliyetlerini geliştirmek için istihbarat teşkilatına yeni araştırmalar yapmaya çalışacağım. Bu araştırmalar bizim için önemli. Ajanlık faaliyeti oyunda bayağı bir şeyler yapmanızı sağlıyor çünkü. Şimdi burada artık şifresini kırmaya başlayalım birinin. Kimin abicim? Tabii ki de Fransa'nın. Fransa'nın genelde şifresi 1, 2, 3, 4, 5 falan oluyor. O yüzden kırmakta pek zorlanmayacağız. Bir senede falan kırar o. Hatta kaç günde kıracak bunu da görebiliyoruz. Şurada 953 günde kıracağı söyleniliyor ama biraz teknolojik gelişmelerle onu rahatlıkla 250-300 günde kırarız abiciğim. Şimdi ordumuz 14 kişi kaldı. İç savaş bittikten sonra ordunun tamamına yakını terhis edildi. Bu yüzden biraz şu anda güçsüz durumdayız. Bu şeyle faşistik ülkede iyice azalacak, istikrarımız artacak ve politik puanımız arttı, bayağı bir geldi. Bunları kullanacağız. Şu anda ileriki aşamalarda, bu arada şuradaki stability'yi de alalım. Tamamen yüzleyelim artık stability'yi. İspanya, Spanish Commune, ney? Lan oğlum Spanish Commune ne? Oğlum bunu ilk defa gördüm bak. Ana oğlum, anarşistler çıkmayacak mıydı? Spanish Commune çıktı. İlginç, neyse. Ne diyordum ben? Harbiden ne dediğimi unuttum. Ulan ne oldu birden? Spanish Commune falan çıktı. Komünist İspanya çıktı. Diğeri zaten komünistti abi. Her neyse, şimdi güçleneceğiz. Wilhelm'i çağıracağız ve gideceğiz. Pataküt herkesi indireceğiz. Ha, ne diyeceğimi hatırladım. Ülkemiz öyle bir güçlenecek ki abi. Şöyle Revive the Kaiserrat'tan bize bir bonus gelecekti. Buradan mı geliyor? Bakalım bir dakika. Yok, Return of the Kaiser var. Heh, Rebuild the Nation şeyinden bize bayağı bir bonus gelecek arkadaşlar. Burada Consumer Good Factory'si -%20 azaltıyor. Direkt olarak. Yani halka hiç ekmek su vermeden full sivil fabrika basacağız abi. Bu bizim için bayağı güzel olacak. Tabi o araştırmaları bazı şeylerle tamamlamamız gerek. O araştırmaları değil de fokusları diyelim. O da tamamlayacağımız şey de şu olacak. Şurada bir otokrati gideceğiz. Oradan da şuna gittiğimizde buradaki yolları tamamlanacak. Yani ona ondan sonra gideceğiz abi. Yani bizim için savaş erken başlamış, geç başlamış hiç önemli değil. İmparatorluk ordusu rahatlıkla her şeyi alacaktır abi. Yapasın bakalım. Ne olduğunu bilmiyorum ama dünya tansiyonu artabilir. Sıkıntı değil. Şu an bizim için önemli değil. Evet, gelişme faslı. Sıkıcı biraz şey oluyor bu fas ama önemli bir şey abicim. Yani çoğu arkadaş bunu görmek istiyor, neler yaptığımı, neler yapacağımı görmek istiyor. O yüzden ben de bunları göstermeye çalışıyorum videolarda. Ya benim için daha kolay olur aslında bunları göstermesem, gider direkt hızlı hızlı şey yaparım da yani gerek yok.
DNVP'nin şu anda %40 oyu geçmesi lazımmış. O %40'ı geçene kadar biz de gidelim otokratiye gidelim. Otokrati bunu nasıl okunuyor bilmiyorum. Boş ver. Autarki mi? Autarki herhalde. Yalnız bir de anlaştılar mı çıktı şimdi? Yok, bir karlistler çıkmış. Otokrati falan diye okuyorum da onun okunuşunun yanlış olduğunu biliyorum. Niye otokrati diye okudum onu da anlamadım. German Empire olduk, tamam, Revived şeye gittiğimizde. Şimdi şeyimizi, Kaiser'imizi, 2. Wilhelm'imizi çağıracağız. Ama maalesef 2. Wilhelm 41'in başında mı, 40'ın sonunda mı ne ölüyor zaten yani. Ama bize faydası bayağı bir dokunacak. Çok güzel bonusları var 2. Wilhelm'in. Ondan sonra da başa 3. Wilhelm geçecek. Abi adamların tamamının ismi Wilhelm. Sonra 4. Wilhelm, sonra 5. Wilhelm diye hepsinin adını aynı yapacağız. Biz Carles seçmiştik bunu ya, değil mi? Aynen, İspanya'yı biz Carles olsun seçmiştik ya, zor Carles olamayacak muhtemelen. Olmasın, bize ne abi. Şuradan radar yapalım. Ya çok fazla direkt çatır çutur herkesi dövmek istemiyorum yani. Biraz böyle bir eğlencesini çıkaralım, araştırmaları böyle güzel güzel yapalım yani. Direkt hızlıca her şeyle savaşmak istemiyorum biraz. Biraz daha serin kanlı bir şekilde oynayacağımız bir seri olsun istiyorum bunu. Avusturya Macaristan kurulduğunda bize vasal olacak mı? İnşallah olur. Ana, Japonya'da iç savaş çıktı. Olma şansı var ama olmama şansı daha yüksek. Faşistler burada. Faşistlerin kaç askeri var? 18 ile 60. Bunların 8 ile 66. Onun dünya çok değişti be abi. Dünyaya neler oldu? Kore burada bağımsız oldu. Vay 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 vay. Harbiden dünyaya neler oluyor abi. Hep bunlar sizin yüzünüzden. Bunları siz seçtirdiniz. Onu yap, bunu yap. Şunu faşist olsun, bu demokratik olsun. Hep sizler yüzünden. Ey, Çin'de savaşılmayacak. Çin'de olabilir ama. Oo, Çin'de gidip bunlara saldıracak. Şey kurulmuyor. Doğru. Kayseri verin lan. Ver Kayseri ver. Aha, Çin'de gitti, ona daldı. Kayseri ver lan. Ver Kayseri ver, seri. Seri, çabuk Kayseri ver. Bir Kaiser'imiz geldiğinde de bir konuşma yapar artık. Veya yapmaya da bilir, bilmiyorum. Bakalım, o Kaiser'imizin kararı artık. Gelecek mi gelmeyecek mi, inşallah gelir. Eğer Hollanda vermezse yani. Hollanda'ya kararını daha özgür bir şekilde, daha bağımsız bir şekilde, daha düşünceli bir şekilde vermesi için biraz ona bir yardım edeyim ya. Hani Hollanda kararına vermesi için yani biraz belki fikir almak ister, fikir alışverişinde bulunmak ister yani. Bunlar ona yardımcı olacaktır abi. Burada kaç bin adam var bakayım. 122 bin arkadaşımız burada Hollanda'ya kararını şey yapması için bir destek olur yani. Hadi bak. Portekiz bu sefer savaşı dahil olmadı. Eskiden oluyordu. Şey oynadığımızda, Türkiye oynadığımızda olmuştu dahil. Philips. Philips mi kuruluyor lan? Carlist İspanya. Oo, Carlist olacak ha bu. Oğlum bu da bizim pakta gelmesin lan. Doğru, bu da yayılabilir belki bizim pakta. Carlist kazanıyor şu anda. Umarım kazanır. Hadi bakalım. Ne zaman alıyoruz abicim Kaiser'i? Az kaldı, az. Kaiser'imiz geliyor. Hadi abicim, hadi. Hadi son 15 gün. Son 15 gün, hadi. Hadi hadi. Son 12. 11. 10. 9. Bu arada arkadaşlar, beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin videoyu. Bu videoya da bir 500 bin beğeni gelirse sevinirim. Hani 500 virgül bin beğeni. Onu geçenki videoda da aynı söylemişim. Arkadaşlar 500 bin beğeni falan ne diyenler olmuş. 500 bin. Yani onlardan şey gelirse sevinirim. Şuradan direkt topraklarımızı almak isteyebiliriz aslında. Ama yani bunların almasak ne olacak ki bize? Support the Finns, Danzig. Şuradan kesinlikle gitmemiz gerekecek. Ama yani şey topraklarını almama şu anda ihtiyaç yok. Romanya'dan toprakları falan almamıza gerek yok. Evet. Evet. Evet, Kayseri vermediler abi. Kayseri vermediler. Kayseri vermediler. Hayırdır lan sana? Hayırdır lan? Oğlum o kadar sana yardımcı olmak için eleman getirmiştik buraya. Kayseri nasıl vermezsin sen ya?
Sen nasıl vermezsin Kayseri'yi ya? Sen nasıl Kayseri'mizi vermezsin bize ya? Oğlum hayırdır lan sana? Hayırdır lan sana? Biz barış için falan şey dedik, adam vermedi lan Kayseri bize. Şerefsize bak. Şerefsize bak, ne haddin lan senin Kayseri vermemek. Neyse, kendi sonunu hazırladım. Bu bizim için daha güzel oldu aslında. Evet. Evet. Tamamını alalım abicim şöyle senin. Üstüne bir de şöyle Dutch East Indies'i de kukla yaparsak. Onu yapacağız birazdan. Şöyle Dutch East Indies'i de Stellate yapalım abicim. Yapamıyoruz şu an. Biraz fast geçmemiz gerekecek. Evet. Kendin hak ettin bence bunu. Take All State. Başka neresi varmış? Suriname. Aldık bakalım orası da neresiymiş. Suriname. Evet. Wilhelmins geldi. Geldi. Çok güzel oldu. Böylesi daha da güzel oldu. Keşke Var Ekonomi'ye geçebilseydik lan önceden. Şu savaş bitmeden. Evet. Şimdi o zaman Polonya sınırına dizilelim diyeceğim de Polonya sınırına dizilmeye yok. Polonya ile savaşmayacağız. Evet, ikinci Wilhelm o zaman bir konuşma yapsın Alman halkına. Bir Berlin'e bir gelsin de kendisi. Evet. Saygıdeğer Alman halkı. Doğru yolu sonunda bulacağınızı biliyordum. Almanya topraklarından göçüp gittiğimde Almanya'ya tekrar geleceğimi ve Almanya'yı tekrar ayağa kaldıracağımı ve tekrar dünya savaşı çıkaracağımı falan diyormuş. Ayağa kaldıracağımı biliyordum. Siz doğru olanı seçtiniz. Hitler gibi faşist bir herifin yerine yüce Alman kanından, yüce Alman hanedanından gelen bir adamı seçtiniz. Ve ben 2. Wilhelm sizin için, Almanya için elimden gelen her şeyi yapacağım. Almanya dünyanın en güçlü devleti, Alman halkı dünyanın en refah içinde yaşayan halkı olacak. Yeter bu kadar. Evet, Wilhelm konuşmasını yaptığına göre devam edebiliriz. Şimdi Hollanda'yı gayet güzel güzel aldık. Yani Hollanda niye bize böyle şekil çukur yaptı, ben onu anlamadım. Yani bir atar yaptı, bir gider yaptı bize. Biz niye yaptım bunu anlamadım yani cidden. Ne gereği vardı lan böyle bir şey oğlum? Şunları bir de şöyle bir sürekli dizelim de şurası bir düzelsin ha. Hani niye böyle bir atar gider yaptın ki? Yani niye, ne oldu yani? Bize niye 2. Wilhelm'i vermiyorsun? Hani sen ufacık bir Hollanda sınırını satayım. Neyine güvendin sen ya? Bu arada ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Acaba ne olacak bilmiyorum şu anda. Acaba memeli falan bize vermeyecekler mi? Neler olacak? Ne olacak, ne bitecek? İleriki dünya savaşında bu ayrı bir şey. Bir de şuradaki bir şey ayrı bir şey. Burada da bir savaş çıkarsa artık. Hadi bakalım abi. Bizi izliyoruz biz. Biz şu an izliyoruz bakalım. Biraz da onlar savaşsın arasını satayım. Hep biz mi iç savaş çıkaracağız? Yalnız Sovyet'in buna dalması ayıp oldu ama yani. Sovyet. Ayıp oldu. As siktir. İtalya'da gidecek şeye mi dalacak şimdi? İtalya dur lan. Oğlum bir durun anasını satayım. İki dakika bir savaşmayın kardeşim. Bir durun ya. French Commune de. French Commune'un hiç Afrika'da toprağı yok abi. Bu adam piç mi? Bu adam niye hiç Afrika'da toprağı yok? 10 ile 66, 17 ile 56. Hadi bakalım kim olacak göreceğiz. Arkadan bunlara da... Ooo, dünyanın ağzına sıçılıyor. Dünyanın ağzına sıçılıyor. Dünyanın ağzına sıçılıyor. Abi iç... demokratik taraf kazansın ya. Diğeri komünist olabilir çünkü. Demokratik taraf kazansın abi. Bizim için demokratik taraf kazansın. Umarım demokratik taraf kazanır. Hadi bakalım devam edelim. Dünyanın ağzına sıçılıyor yani. Şu an bir biz düzgün olduk yani. Evet, buradan Rebuild the Nation'a gidelim. Daha sonrasında da bakalım Avusturya Macaristan için falan hamleler yapacağız. Şimdi şuraların hepsini sil. Şunlar yapılanlar dışında. Şurada, burada, burada %100'lük araziler var ya. Bunların alayında sivil fabrika bas. Birazdan zaten sivil fabrika şeyi yapacağız bayağı bir. O Rebuild the Nation'a gittiğimizde consumer good 0 olacak. Rahat rahat halledeceğiz. Karlistlerin başa geçmesi bizim için gayet güzel, iyi bir şey oldu. Hadi bakalım ne olacak dünyanın hali. Ne olacak dünyanın hali göreceğiz. Dünyanın kaderini biz belirleyeceğiz artık.
Bu arada top araştırmasını yapamayız değil mi şu anda? Abi, paraşütçü çıkarsam mı ya? Şunları yapalım ha. Paraşütçü ben hiç sevmiyorum. Kullanmayı da sevmiyorum. Paraşütçüleri de sevmiyorum. Ya çünkü direkt sıfır organizasyonla gidiyorlar. Direkt patır kütür ölüyorlar yani. Bu Hollanda'nın bize gelmesi çok güzel oldu lan bu arada. Beleş yani toprak. Şuna Justify War gol atsam. Kim korur ki bunu abi? Şu an demokratik ülke var mı? Veya buna dalsam. Oğlum bizim şu anda gücümüz yerinde ya. Hani gidip bunları direkt dalıp temizleyeyim yani diyorum. Zaten bunların hiçbir şeyi yok şu anda. Bu infanteri şeylerinde şöyle artileri ver iki tane. Ondan sonrasında rakonlarını da ver. Military polis vermene gerek yok bunlara. Şunların bakalım sıkıntısı var mı? Güzel. Şu tankçı birliklerine de biraz panzer ekleyelim abicim. Şuraya bir de motorize ekle. Bakalım panzer sıkıntımız var mı? Panzer sıkıntımız da yok. O zaman bence Alman ordusunun büyüme vakti geldi. Barış konferansı yapılıyor. People, Man, Young falan puppet yapıldı Sovyet'e. Yalnız bu Sovyet'in yaptığı hiç hoş olmadı yani. Biz bunu sevmedik. Sovyet Pörşü değil mi şu an? Oğlum Pörşü Sovyet'e mi kaybettin ya? Şuna dalsam. Bunları garanti ediyor da yani şu an İngiltere var arkadaşlar, o yüzden dalmıyorum. İngiltere eğer komünist olsa dalacağım direkt. Çin komünist Çin'e daldı. Oo. Hollanda, Hollanda, selamın aleyküm Hollanda. Size şöyle bir hediye getireceğim. Direkt abicim military polisini ver şuna. Al abi şu süvari birlikleri. Buradaki işgal ettiğimiz yerde Suriname'de bunlar neresi lan bunlar? Secret polis, secret polis. Direkt bir önce bir şiddetli yüzümüzü bir gösterelim bu arkadaşlara. Daha sonrasında da şey yaparız yani bunları. 4 kavalleri bir de military polis var. Tamam şu. Military polis olan şeyi yapalım da. Rebuild Nation bakın şimdi. Burada consumer goods 0. Yani sonuna kadar abi ne kadar fabrikamız varsa alayını kullanıyoruz. Ve bu fabrikaların alayıyla sivil fabrika basacağız şu an. Şunların hepsi bir basılsın bakalım. Askeri fabrikaya kesinlikle yönelmiyoruz. Bu arada buradan gittiğimde İngiltere ile ittifaklık falan filan bir şeyler yapabiliyormuşum. Onları duydum ama gerek yok şu an için. Align Hungary'ye gittik. Integrate War Economies falan. Abi çok uzun iş onlar. Gideceğiz ama. Çok fazla fokus var be. Topçu bassana abi. Çok fazla hiç kimsenin uçak basabileceğini sanmıyorum. Çünkü çok fazla iç savaşla uğraşacaklar. Bunlar fabrikalar kimse o kadar şeye basamaz abi. Yani Carlis İspanya bakalım ileride neler yapacak. Expander şeye gidiyor. Bunun savaş şeyi var mı bakalım yani kimlerle savaşacak? Restore the Empire var. Claim o bu Fransa'yı tahtını almak istiyor. Fransa'yı Europa Universalis 4 oynayanlar bilir. Personal Union yani tek kral iki devlet. İki krallık. Tek kral iki krallığı birden yönetiyor. Bu şeylerde Hristiyanlarda olan şey. Onu yapmaya gitmek için fokusu var. Medium tanka gitmeye gerek yok ya. Ben ya bilgisayarla oynadığım şeylerde medium tank yapmak istemiyorum. Çünkü gereksiz abi light'tan yetiyor. Multilerde sadece medium tank yapıyorum ben. Çünkü yetiyor abi bize şu an. Bunlara dalsam mı acaba? Belçika'ya dalsam bana kim dalma diyebilir? Burada komünist bunlar. Guaitic Colonies. Kolonileri mi salacak bu? Harbi kolonileri salacak bu. Kolonileri salmaya gidiyor. Salsın. Aa İrlanda'ya vermiş mi lan toprağı? Yok vermemiş. O paleyi verdi sandım da yok vermemiş abi şu an için. Şimdi buradan gidebileceğimiz abi gidelim yani başka çünkü bir şey yok araştırma sulutumuz var ama gidebileceğimiz bir şey yok yani. Türkiye ne yapıyor lan? Ekstra Research Sulut'a gitmiş. Türkiye ekonomiye full abanmış. Türkiye'nin ekonomik durumu nedir? 16-7-1. Bayağı abanmış ha ekonomiye Türkiye. Bayağı abanmış. Şuradan ya gidilecek bir şey olmadığı için full onlara gidiyorum. French Commune falan filan. Focus on the true enemy. Tamam.
Akyol'a gidiyoruz. Akyol'a girdik. Buradan şu Memel'i falan alsam mı acaba diye düşünüyorum da. Yani şuradan gittiğimizde Danzig for Garanti şeyi alabiliyoruz. Ya Polonya'ya erkenden dalmaya çalışır falan filan diye ben gideceğim. Ona gitsem mi diye düşünüyorum da yani. Çünkü Danzig'i manzi alırsa sıçarız yani Sovyet. O yüzden ona gitsem mi diye düşünüyorum direkt olarak. 35 gün 35 gün olması lazım şu ikisi zaten. Bu 35 evet, bu da 35. Ondan sonrasında ya bunların teki ikisi bir fokus gibi. Şuna gideceğiz. Sonra Danzig for Garanti. Ya bundan sonra direkt ona gidelim. Biz bir kendimizi bir toplayalım abi. Vermeye de bilir bu arada yani Danzig'i. Bilmiyorum vermeme şansı var mı ama. Çünkü historical'ı kapattık ya. Vermez belki. Şu şöyle buraya. Abicim bak öyle değil. Bak o olay öyle değil. Şöyle buraya ha. Şuna gir lan. Şimdi şuradan full basılsın abi. 5 tane ile konvoy bassana. Daha sonrasında da ağır gemiler basalım. Şeyi yenmek için. İngiltere'yi yenmek için. Bu neye gidiyor? Şunu ben çok merak ediyorum ya. İlk defa kurulduğunu gördüm ya. French. Ne? Evet. Bizsiz bir dünya savaşı çıktı şu anda. Biz dünya savaşı çıktı ama o dünya savaşında biz yokuz şu anda. Neler olacak göreceğiz bakalım. İtalya Yugoslavya'yı almaması gerekiyor oğlum. Gerçi Avusturya Macaristan, Avusturya Kingdom of Hungary ve Çekoslovakya arasında kurulacak. Yugoslavya dahil değil ona. Ne olacak bakalım şimdi ya. İngiltere'nin bir gücü var abi. İngiltere'nin büyük bir gücü var. Her halükarda bu arada İtalya'yı puppet falan yaparlarsa yapsınlar yani biz her türlü onu bağımsız hale getireceğiz zaten de. O yüzden sıkıntı değil. Ney? Ney? Bir dakika. Hayda. Hayda. Bunların kaybetmemesi lazım şu an. Bunların kaybetmemesi lazım. Eğer kaybederlerse bunlar sıkıntı bizim açımızdan. Ya şu an böyle kalabilirler. Sıkıntı değil de kaybetmemeleri lazım savaşı. Savaşı kaybetmesinler abi bunlar aman. Aman. Aman umarım kaybetmezler oğlum. Neler oldu lan bu historical'ı kapatmasaydık. Tamam şey yaptık ya. Herkesin odağını seçtik de yani historical'ı kapatmayaydık iyiydi. Historical'ı kapatmayacaktık abi. O son hamleyi yapmayacaktık. O son hamleyi yapmayacaktık. Bu arada bayağı silahımız var. Bayağı büyük bir ordu basabiliriz biz. Tamam buna gittik abi. Ben artık şeye gideceğim ya. Polonya'dan Danzig'i almaya gideceğim. Polonya'yı bari ittifama çekeyim ya. Polonya'yı bari ittifama çekeyim. Çünkü şu an kimsenin ne olacağı belli değil. En azından şuradaki Danzig attığınız şey yapalım. Şu bölgeyi alacağız biz. Polonya'yı garantileyeceğiz. Anlaşma yapacağız yani. Polonya belki ittifamıza da gelmek ister daha sonrasında. Aa crit faction yapabiliyoruz direkt. Abi ben önce bir şey yapalım da ondan sonra sen de crit faction yaparız. Şu Danzig'i bana bir sal da. Bizim 17 tane dockyard'ımız nasıl oldu? Şu 17 tane dockyard nasıl oldu? Bize 15 vardı. Nereden geldi 2 tane dockyard bize? Ne iş? Abi faşist oldu bu. Bu adam faşist oldu. Bu da komünist. Almanya Sovyet İttifamı bu ne oluyor ona koyayım ne oluyor ya? Oğlum bu ne? İspanya sendeyiz koçum. İspanya sendeyiz koçum. İspanya harbiden sendeyiz koçum. Yani şu claim throne'a git. Şu Fransa'yı al aslanım. Hadi çabuk. Tabii yedirmeyeceğim sana Fransa'yı da. Sen git yine de ona. Ne oluyor anasını satayım ya. Şuradan devam edelim. Aga inşallah İtalya kaybetmez. Ya biz bunu komünist seçmedik mi oğlum? Biz bunu komünist seçmedik. Yok faşist seçtik biz onu. Faşist seçmiştik galiba biz bunu. Tamam düştü şey düştü de. Neler olacak göreceğiz. Birazdan bunların... Bunun Belçika'ya savaş sebebi de var bu arada. Belçika ve İngiltere'ye savaş sebebi var bu faşistin. Nice hala yaşıyor. Bu İtalya'nın düşmemesi gerek. Yugoslavya cephesini hemen hızlıca bitirseler... Diğer cepheyi bence savunma yoluyla tutabilirler rahatlıkla. Şöyle buraya verelim. Oraya basamıyorsak niye şey o zaman? Şuraya basalım.
Olmuyor mu? Aga şunu şuna ver. Şuraya ver. Tamam al oradan bas işte. Şu Yugoslavya'nın hızlıca bitmesi lazım. Şu an ilginç olaylar oluyor. Bu nasıl bir dünya oldu anasını? Bu nasıl bir şey oldu? Bu nasıl bir evren? Nasıl bir gezegendeyiz biz? Ne oluyor ya? Ne oluyor bu evrene? Ne yaptınız kardeşim? Bu adam bir Arnavutluğu alsaydı bir ya. Bir Arnavutluğu alaydın. Saldırmayın oğlum, saldırmayın. Ha, onlar saldırsınlar. İtalya sen kaybetmez. İtalya seni her türlü ben zaten şey yapacağım. Mussolini'ye suikast düzenleyeceğim. Direkt alacağım ben zaten seni. O yüzden sıkıntı yapmayın abiciğim. Sıkıntı yapmayın. Mussolini'ye bir suikastimize bakar. Ondan sonrasında hallederiz biz o işi. Bu arada İtalya'nın paktına saldırsak... Oğlum acaba hepsini birden topla... neyse oğlum yeter ittifak yapalım adamları bari. Herkesi direkt kendi toprağımıza almayalım. Şimdi bunları arkalasam direkt patır kütür ezerim aslında da. Bir an içimdeki o şeylik duygusu ya kabardı ama... Yok yok şu an değil. Şu an değil. Öyle bir puşluk yapmayacağım henüz. Henüz değil. Bu arada şu an görüyorsunuz hayvan gibi sivil fabrika basıyoruz. Daha sonrasında da askeriye yönelelim abicim. 8-80'lik yer var. Şöyle başka 80'lik var mı diye bakıyorum. 80'lik yok. 70'liklerden alın. Dutch East Indies'i korumamız gerekecek. Oradan lastik alıyoruz. Lastik değil o biliyorum yani. Şey de adını unuttum. Onu korumamız gerekecek de koruyamayacağız sanırım pek. Yugoslavya düştü mü abicim artık? Şu düşsün de. Danzig War garantiden sonra biz aslanım seninle ittifak kurarız. Sen rahat ol Polonya. Polonya sen rahat ol aslanım. Biz seninle ittifak kuracağız. Biz seninle ittifak kuracağız. Şu an aslında biz yani gayet savaşa hazırız ya. Ya 48 birlik şu an herkesi yenmek için yeter. Bir de 20 combat bitlik ve içinde yeterince topçusu bulunan o birlikler bize rahatlıkla yetecektir. Bunların hepsi talim yapılsın da. Şifrelerini kırdık. Çok güzel. Bu arada ben şunları niye yapmıyorum lan? Şunları yapalım. Şunları yapalım abi. Şunun da şifrelerini kır. Biz onu bir yapalım yani. Şunları unuttuk. Videoda insan unutabiliyor böyle şeyleri. Şu an gayet savaşa biz hazırız ya. Evet. Bu arada burada French Komün var da abi bu İtalyalar ne olacak ya? Bunlar ne yapacak? Bunlar ne yapacak bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Biraz Panzer Division'ı bassam nasıl olur abicim? Bence güzel olur. 5 tane Panzer Division. 430 tane Light Tank'ı ben savaşa girene kadar çıkar abi sen. O 430 tane Light Tank'ı çıkar. Günde 2 tane basıyorsun onu arttır. O 430'u ne var ne yap ne et bas yani. Onu basacaksın. Zorundasın. Sana bunun şart koşuyorum. Önce bunu yapmamız lazımmış. Normalde bu şekilde oynamıyorum bu arada. Normalde bu şekilde gitmiyorum. Bu sefer bu şekilde gideyim dedim. Neden bilmiyorum. Yani direkt aslında ben Polonya'yı Allies tarafı düştüğünde alıyordum. Danzig'i. Ama bu sefer yani Allies tarafı çok karman çorman oldu. Bir şey iç savaşı da çıkarsa yani İngiltere'de. Bu arada şeyi görmemiz lazım bizim basıl bunu görmemiz lazım. Orada bir büyük bir iç savaş çıkacak. Meksikan Sovyet... Abi bunu yapmasaydın işte bunu yapmayacaktın ya. Bu olmadı bu. Bu olmadı bu. Bunu yapma, bunu yapma bize oğlum ya. Valla. Ay Sovyet Republikinizi bu komünist ülkelerden nefret ediyorum ya. Burada da karşımıza çıktılar. Oğlum şunlar demokratiklerle bir gitse de şurada Belçika'ya dalayım. Şu an garanti ederler. Bu bir gitse bir komünist olsa bir. 1939 November'ında şey olacak. Ha iç savaş çıktı. İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Loyalistler kazanması gerekiyor bizim için. Loyalistler de bayağı büyük gördüğünüz üzere. Bunların fabrika sayısı, bunların asker sayısı daha az bile olabilir. Yok değilmiş. Oğlum adamda 5 tane askeri fabrika var, 155 sivil fabrika var ama yani. Olaya bak. Şuradan devam edelim abicim. Bu arada bu destek ekipmanları çok önemli yani. Eğer yapmıyorsanız destek ekipmanlarını araştırmayı unutuyorsanız unutmayın savaşın kaderini değiştiren şeyler onlar abi. Destek ekipmanlarını şey yapmayı sakın unutmayın.
Şunlar bir eğitim yapsınlar da abiciğim. Destek ekipmanları çok önemli. Bu komünist olsa veya iç savaş çıksa artık yani agresif fokusa gidiyor. Vay, defansiften agresife döndü. Vay vay vay. Ana, Mısır gitti. Bu yakında salacak şeyleri. Tamamen özgür olacak bunlar. Çin ne durumda abi? Çin gitmiş. Çin hepsiyle birlikte savaşıyor Çin. Shaanxi şeyle savaşmamış. Sovyetle yok, savaşmamış herhalde. Kibei Sanmaya da savaş şeyi var. Çin hepsine birden dalıyor. Alabilecek mi bilmem, orası benim bileceğim iş değil. Kendi bileceği iş. Japon iç savaşı bitmiş. Ve Japonya'da demokratikler başa geçmiş. Kore bu şekilde. Oğlum harita ne oldu bu haritaya? Türkiye'de de bir şeyler olsa keşke. Türkiye'de faşist maşist bir şey gitse. Oğlum Türkiye'ye bir odak ağacı getir, paradoks ya. Türkiye'ye odak ağacı getir artık. Yeter be kardeşim be. Yeter be. Bizi de bir gör be. Verdin mi? Daha ver şeyi ver. Ver aslanım. Memeli ver. Ne haddin alan senin? Şerefsiz. Senin ne haddin oğlum? Senin ne haddin alan? Senin ne haddin alan? Aa. Oğlum. Hayırdır lan size? Ne oluyor oğlum size? Siz bir yeriniz mi kalktı sizin ya? Size fazla yüz verdim ben ha. Harbiden size fazla yüz vermişim. Bir o zaman 99'unu alayım da. Bir kendinize bir gelin. Hayırdır lan sana? Hayırdır oğlum sana? Hayırdır? Sen kimsin? Litvanya'sın lan. Götü boklu bir Litvanya'sın. Ya bu arada bu böyle olması daha güzel oldu. Şimdi laf maf yapıyorum da. Böylesi bizim için daha güzel oldu. Neden? 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 Çünkü daha fazla toprak alacağız. Bu arada supportların en önemli şeyler. Rebuild the Nation Fox'u kalktı. Tamam. Kalkmasaydı daha güzeldi ama kalktı artık. Yapacak bir şey yok. Şuradan akalım abicim. Ne oluyor anasını satayım? Biz sizle ittifak olmayacak mıydık oğlum? Oğlum biz sizle ittifak olmayacak mıydık? Ask for military access. Geç amına geç. Geç ülkeden geç. Yok ben size şey yapmam. Normal bir pakt yapmam. Oğlum ne oluyor sizin şeyinize? Ne oluyor anasını satayım ya? Oğlum biz sizle dost olacaktık. Central Powers kuracaktık oğlum. Eski historical allies. Hani şey yapacaktık biz sizle. Alo. Yok kimseyle yapmıyorum abi. Kimseyle yapmıyorum. Oğlum dünyanın ağzına sıçıldı şu an. Dünyaya neler oluyor? Ya götü yiyen gelsin bize dalsın abi. Harbiden. Ya bak. Vazgeçeceğim Central Powers kurmaktan. Alayınızı tokat manyağı yapacağım. Onu istiyorsunuz. Eğer dayak yiyeceğinizi görürsem yaparım. Şunlar gereği yani. Şurada ayrı bir pakt kursalar daha güzel olurdu. Ya alayınızı dayak manyağı yapacağım. Onu istiyorsunuz yani. Şöyle direkt seçelim. Var ekonomiye geçelim. Hazır geçmişiz bari. Şu uçakları ver şuraya. Şerefsize bak ya. Ver abi şuraya fighter. Ver fighter, ver ver ver. Ver abi şu fighterları ver. 500 tane fighter ver abi şuraya. İtalya'yı dövmek istemiyorum bu arada. Yani bana saldırmasın boşu boşuna yani. Çünkü ben onu Central Powers'a alacağım ama adam gelmiş bana dalıyor. Bir de arkadan şimdi Polonya da kabul etmesin. Polonya'yla da savaşa girmeyelim abi bunun için. Bari Polonya kabul etsin artık Danzi'yi. Artık Polonya Danzi'yi kabul etsin yani. Şu Litvanya gelmeyi değildi. Litvanya'yı niye aldınız oğlum siz şeye ya? Lan geçin topraklardan geçin de siz de ben non-aggression pact yapmam. Çünkü dalacağım size biliyorum yani. Kendimi biliyorum. O yüzden boşuna hiç yalan söylemek istemiyorum yani. Dalacağım size yani ben. Bugün olmaz yarın olur ama dalacağım yani. Siz benden o dayağı yiyeceksiniz öncelikle yani. Onu unutmayalım. Dalacağım size. Onu unutmayın. Şunları boşuna hiç yollamayın abicim. Bunlar olmayacak. Bunlar olmayacak. Bir ara savaşacağız çünkü biz sizle. İsrail de çıkmış. Yahu ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Mançurya. O Mançurya sen papatı değil misin? Sovyetin niye daldın? Mançurya ne oluyor? Japonya sana ne oluyor? Buradakilere ne oluyor? Burada ne dönüyor şu an? Burada Sovyet askerleriyle savaşıyor Mançurya muhtemelen.
Mançurya, oğlum komünistsiniz ikiniz de. Niye şey yaptınız, birbirinize daldınız? Ne oluyor oğlum? Sen niye El Ays'a katıldın? Sen niye El Ays'a katıldın? Sana ne oluyor? Sen nasıl böyle zayıfladın? Anasını sattınız dünyanın. Bu ne oluyor abi? Dünyaya ne oluyor? Ama merak etmeyin, Central Powers'ı kuracağım abi ben. Ya vazgeçmedim, kuracağım. Dalmıyorum bilerek. Dalsam bu arada ezeceğim. %1 milyon yani. Onları direkt patı küldür ezerim. Ama yapmayacağım. Biz sadık kalacağız. Çok merak ettim şu an ya. Birazdan videoyu bitireceğiz şu Danzig eventinden sonra da. Ne olacak diye merak ettim. Peş peşe çekeceğim o zaman ben direkt videoyu. Abi sen El Ays'e katılma, seni var ya çok fena yapar. Direkt dalarım tüm El Ays'e, herkese merkeze dalarım direkt yani. Kaçarınız yok. Direkt herkese dalarım. Dalmama gerek yok. Zaten bunları Central Powers'a alacağım. İtalya'yı da Avusturya'yı da. Niye böyle bir şey yaptılar onu anlamıyorum. Abi sen ver de bari Danzig'i de artık ya, kendimize bir gelelim be. Ha, sen ver bari aslanım be. Pakt kurmayacağım. Zaten Central Powers'ı kendim kuracağım. Teşekkürler. Teşekkürler Polonya. Zaten Central Powers kuracak da full fighter bas. Bombardıman uçağı basmanıza gerek yok. Hatta onlar bu arada faal olmasınlar. Zaten şeyimiz yok yani. Evet. Yok. Şu sadece fighterlar çalışsın. Gerçi fighterlar şunu yapabilir ya. Şunu yapın abi, bunu yapın. Crusader'lar çalışmasın. Onlar basmıyoruz çünkü üretmiyoruz. Boşuna eksiye düşmesinler. Evet arkadaşlar, bu bölümün burada sonuna gelelim. Ben bir sonraki bölümü direkt çekeceğim. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayınız. Çünkü ben çok eğleniyorum şu an. Dünyada çok değişik şeyler oluyor. Daha neler olacak göreceğiz. Sovyet Polonya'ya dalarsa direkt zaten neler olacağını siz de biliyorsunuz. Umarım böyle şeyler yaşamayız bir sonraki bölümde ama göreceğiz. Muhtemelen Sovyet Polonya'ya dalacak bu arada. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ayrıca videolara beğeni atarak destek olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.